Merhaba arkadaşlar, bir soru çözümüyle daha birlikteyiz. Beşinci soru çözümümüz olacak. Dediğim gibi her videonun sonunda mutlaka soru çözümü yapacağım. Yani her konunun sonunda. Eğer uzun konular olursa, mesela ayırabileceğim konular olursa iki sefer soru çözümü yapacağım. Bu da onlardan bir tanesi. Hücrenin organelleriyle ilgili ayrı bir soru çözümü, hücre zarı ve madde geçişleriyle ilgili de ayrı bir soru çözümü yapıyorum arkadaşlar. Daha iyi olsun diye. Öncelikle yine şunu söyleyeyim. Notlarımı, ders notlarımı Instagram adresimden bulabilirsiniz. Eğer yazamadıysanız hani videoyu durdur yaz gibi şey yapmayın. Instagram adresinden daha sonra bulabilirsiniz. Her videonun açıklama kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önerileriniz, eleştirileriniz olursa yine yorumlara yazın. Mutlaka cevap veriyorum. Ayrıca soru çözümüyle ilgili şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi önceki videolarda da söyledim. İlk önce TYT soru bankanız varsa oradan çözün ya da internet sitelerinde de var arkadaşlar. İnternet sitelerinden de çözebilirsiniz. İlk önce bir temel oluşturun kendinize. TYT ve AYT kısmından bir temel oluşturalım. Daha sonra detayına girerek ÖABT kısmını çözün. Çünkü direkt ÖABT'ye başladığım zaman ben ilk sene öyle yapmıştım. Direkt ÖABT soru bankası çözmüştüm ve gerçekten inanılmaz moralim bozulmuştu. Yani bir testte 20 soru varsa 15'i yanlış, 5'i doğru çıkıyordu. O da 5 doğru da nasıl? Ben böyle defterden araştırıp falan yapıyordum. Öyle 5 doğru çıkıyordu. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız daha iyi bir yol almış olursunuz. Birlikte zaten işliyoruz. Ayrıca konular bittikten sonra hem bir kitap alacağım. O kitaptan size soru çözümü yapacağım. Yayınını söylerim söylemem bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz telif hakkı oluyor. O yüzden söylerim söylemem bilmiyorum ama o zaman gelsin bakarız. Ayrıca kitaptan soru çözümü yaptıktan sonra yine birlikte deneme çözeceğiz. En az 5 tane deneme çözmeyi hedefliyorum. Hem de konular bittikten sonra dediğim gibi alan eğitimiyle ilgili de ben size anlatım yapacağım arkadaşlar. Ama temelini tabii ki eğitim bilimlerinden oluşturun. Ben sadece biyoloji ile ilgili olan kısmını anlatacağım. Söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Evet. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Hiç sevmem ama gerçekten daha önceki videolarda da söylemiştim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, gelelim birinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki grafikte sitoplazmadaki su miktarı, aşağıdaki demişim de yana çizmişim. Yandaki grafikte sitoplazmadaki su miktarı gösterilmiştir. Buna göre sitoplazmadaki su miktarını verilenlerden hangileri artırır? Arkadaşlar, su miktarının artması için bakın monomerlerin birleşip polimer bir madde artı su oluşturması lazım. Yani bir dehidrasyon olması gerekiyor. Dehidrasyon. Şimdi biz burada organellerin görevlerine bakalım. Ribozom ne iş yapıyor? Protein sentezliyor. Protein sentezlerken monomer olan amino asitleri birleştiriyor. Polimer olan proteini ve suyu oluşturuyor. O zaman bu su miktarını artırır. Kloroplast ne iş yapıyor arkadaşlar? Bu da fotosentez yapıyor, değil mi? Fotosentez sırasında su ve karbondioksiti kullanıyor. Besin artı oksijen üretiyor arkadaşlar. Bu suyu kullanıyor, artırmıyor. O zaman bunu almam. Lizozom zaten hidroliz ile sindirim yapar. Hidrolizde su kullanılıyor biliyorsunuz. Hidrosu liz parçalamak demek. Hidroliz suyla parçalama. Suyu kullanıyor, artırmıyor. Mitokondriye geldiğim zaman mitokondri de kloroplastın tam tersini yapıyor. Besin ve oksijeni kullanıp su ve karbondioksit üretiyor. O zaman su üretiyor mu? Evet, üretiyor. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 4 olur. Bu şekilde cevabımız. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki bir lizozom organelinin sentezinde verilenler hangi sıraya göre görev yapar? Lizozom organelinin sentezinde. Arkadaşlar, lizozomun içerisinde ne var? Protein yapılı enzimler var, değil mi? Proteinin sentezlenmesi için ilk önce ne olması lazım? Bakın, ribozomda bir sentezlenmesi lazım. Daha sonra bu ribozom ürettiği proteini kime verecek? Endoplazmik retikuluma. Çünkü endoplazmik retikulum bunu taşıyacak. Hatta ERE'nin üzerindeki ribozomlarda sentezleniyordu. Hatırlayın, granüllü ERE, tanecikli ERE'yi hatırlayın. Üzerindeki ribozom proteini sentezliyor. ERE bunu nereye götürüyor? Hop, paketlemek için Golgi aygıtına götürüyor, değil mi? Aa, burada çekirdek de varmış. Çekirdeği de katacağız. Şimdi protein sentezinden önce ne üretilmesi lazım? Mesajcı RNA. O zaman iş değişti bakın. Bir çekirdek mesajcı RNA üretti. Bakın mRNA üretti.
DNA sayesinde. Daha sonra ribozoma gitti, bu proteine dönüştü arkadaşlar. 2 numarada bu olur. Sonra 3 numarada endoplazmik retikulum taşıma işlemi yaptı. Daha sonra Golgi aygıtı da paketledi. 4. sırada da Golgi aygıtı oldu. O zaman cevabımız ne olur? 2, 3, 4 ve 1 olur arkadaşlar. Sıralamamız böyle gerçekleşir. Gelelim 3. soruya. Hayvansal bir hücrede lizozom faaliyeti artarsa, lizozom ne yapıyordu? Lizozom hidroliz yapıyor değil mi? Hidroliz, su kullanarak besinleri veya işte içerisine mikrop girmişse onu parçalıyor. Diyor ki ozmotik basınç azalır. Arkadaşlar, ozmotik basınç nedir? Suya olan ihtiyaç. Şimdi hidroliz de su kullanıyor. Su kullandığı için suya olan ihtiyacı artmaz mı hücrenin? Artar. Burada ne demiş? Azalır demiş. Bu yanlış. Monomer madde azalır demiş. Şimdi sen büyük bir molekülü parçalıyorsun. Küçük moleküllere, monomerlere parçalıyorsun. O zaman monomer madde azalmaz, artar. Bu da gitti. ATP miktarı azalır demiş. Arkadaşlar, hidroliz sırasında ATP harcanmaz. Bunu unutmayalım. Bu da yanlış. Zaten hangileri meydana gelmez dediği için hiçbiri meydana gelmez arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Gelelim 4. soruya. Diyor ki fotosentez yapan bir bakteride verilenlerden hangileri bulunabilir? Şimdi bakteri nedir? Prokaryot bir canlı. Prokaryot canlıda, yani fotosentez yapan prokaryot canlıda. Ribozom bulunur mu? Evet. Çünkü ribozom tüm canlılarda ortak zaten. Sentrozom? Hayır. Ribozom haricinde başka organel yok değil mi? O zaman sentrozom yok. Çekirdekçik? Hayır. Tabii ki bu da yok arkadaşlar. Mezozom. Nedir mezozom? Hücre zarının kıvrılmasıyla oluşan bir yapıdır ve oksijenli solunumda ETS evresinin gerçekleştiği yerdir. Hangisi bulunabilir dediği için bulunabilir arkadaşlar. Bakterilerde mezozom vardır. Oksijenli solunum yapan, hatta yazayım yanına, O2'li solunum yapan bakterilerde bulunur. Bakterilere geldiğimizde zaten detaylı olarak açıklayacağız. Bulunur. Dolayısıyla bulunabilir. Klorofil, zaten fotosentez yapması için klorofil şart. Bu da bulunur. Cevabımız ne olur? 1, 4 ve 5 olur arkadaşlar. Şöyle yazalım. 1, 4 ve 5'tir. Evet. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki 5. soruda ökaryot bir hücrede hangileri birlikte bulunamaz? Şimdi kloroplast, lizozom, sentrozom, Golgi. Şimdi bir kere Golgi bitkilerde de hayvanlarda da var. Şimdi ökaryotik bir hücreyi karşılaştırdığımız için bitki ve hayvan açısından düşünün arkadaşlar. Kloroplast sadece bitkilerde var. Lizozom hayvanlarda var. Bitkilerde lizozom benzeri yapı vardı değil mi? Sentrozom hayvanlarda var. Şimdi baktığımız zaman o zaman şu üçü kesinlikle bir arada bulunamaz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Ama Golgi her ikisinde de bulunur. Yani hem bitkide hem de hayvanda bulunur arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Soruları elle yazıyorum. Neden? Çünkü hem bilgisayarım çok eski arkadaşlar. Yani uğraşmak istemiyorum. Hem de farklı farklı yayınlardan İşte sorular aldığım için bunları bilgisayarda tekrardan yaz falan çok uzun. Elimle yazmak daha kolay geliyor bana. Bu yüzden elle yazıyorum. Umarım siz de anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü oldukça açık yazmaya çalışıyorum. Mitokondriye ait özelliklerden diyor. Hangileri kloroplast organelinde de bulunur? Şimdi her ikisi de çift zarlı değil mi? Biri oksijenli solunum yapıyor, biri de fotosentez yapıyor. Diyor ki oksijen kullanma. Oksijen kullanma mitokondriye ait ama kloroplast ne yapar? Oksijeni üretir arkadaşlar. O yüzden bu ortak değil. Oksidatif fosforilasyon ve ATP üretme. Oksidatif fosforilasyon demek oksijenli solunum demektir. Dolayısıyla bunu kim yapar? Mitokondri yapar. Bu da gitti. Ortak değil. H2 ile, yani hidrojen ile indirgenen koenzim bulundurma. Mitokondride bulunan koenzim NAT koenzimidir. NAT ve FAT. Kloroplast ise arkadaşlar NATP bulunur. Yani fotosentez ve solunumu anlatınca zaten bunlara değineceğim. O yüzden bu ortaktır her ikisinde de. Pürüvatı parçalama. Arkadaşlar, pürüvatı parçalama olayı sadece mitokondriye aittir. Pürüvatı parçalayarak asetil koenzimi oluşturuyor. Ortak değildir. Hangisi bulunur dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olur.
Gelelim 7. soruya. Diyor ki hücrede organellerin oluşumu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi çekirdek zarından endoplazmik retikulumu, endoplazmik retikulumdan da hücre zarını oluşturmuş. Sizce böyle bir durum olabilir mi? Olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü hücre zarı kendi kendine oluşturur. Yani endoplazmik retikulumdan oluşmaz. O yüzden bu gider, bu yanlış. Zaten yanlış olanı soruyor ama diğerlerine bakalım. Endoplazmik retikuluma Golgi'ye göndermiş. Golgi'den de lizozom oluşmuş olabilir. Hani hatırlayın, az önce lizozom oluşumunu anlatmıştık. Orada ne oluyordu? İşte ilk önce protein ribozomda üretiliyor. Ribozomdan endoplazmik retikuluma, endoplazmik retikulumdan da Golgi'ye gidiyor. Golgi'de de lizozoma dönüşüyor. Bu doğru. Hücre zarından ER oluşuyor. Bakın, hücre zarından ER'ye gidiyor. Sonra da kofol oluşuyor. Olur mu? Olur. Arkadaşlar, kofol oluşumu gerçekleşebilir. ER'den Golgi'ye gidiyor. Golgi'den de kofol oluşuyor. Mesela boşaltım kofolu oluşabilir arkadaşlar. O yüzden bu da olur. Mitokondriden mitokondri. Mitokondri kendini eşleyebiliyor mu? Eşleyebiliyor. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Gelelim 8. soruya. Şimdi bu soru bir grafikli soru. ÖSYM grafikli soruları çok seviyor. Özellikle yorumlamanızı istiyor arkadaşlar. Bu arada kaynak önerisi olarak da şunu söyleyebilirim. Eğer yorumunuzu artırmak istiyorsanız Palme'nin A ve B kitaplarını alın, soru kitaplarını. Onlar yorumu çok iyi geliştiriyor. Hem bilgi açısından hem de yorum açısından çok iyi. Diyor ki ribozom aktivitesinin zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir. Grafiğimiz burada. Grafikteki gibi olan bir hücrede aynı zaman aralığında bu olaya bağlı olarak görülecek değişimlerle ilgili. Şimdi ribozomun aktivitesi artmış. O zaman ne olmuştur? Protein sentezi değil mi? Şimdi protein sentezinde ne gerçekleşiyor arkadaşlar? En sayıda amino asit birleşiyor. Bakın, bir protein oluşturuyor. Artı en eksi bir tane de su oluşturuyor. Bakın, amino asit miktarı azalıyor. Protein miktarı ile su miktarı artıyor. Peki bu olay nedir? Dehidrasyon. Dehidrasyon olayıdır. Değil mi? Monomerlerin birleşerek polimer artı su oluşturması tepkimesine biz dehidrasyon sentezi diyoruz. Peki ATP harcanır mı? ATP harcanır. Bakın, bir şeyden hemen yorumumuzu yaptık. Şimdi grafiklere bakalım. Peptit bağı sayısını sabit göstermiş. Şimdi amino asitleri birleştirirken peptit bağı kurmayacak mı? Kuracak. Dolayısıyla bu yanlış olur. Peptit bağı sayısı artar. Bir yanlış. Serbest amino asit miktarını azalır göstermiş. Evet, serbest amino asitler kullanıldığı için azalır. Doğrudur. Tüketilen ATP miktarı. ATP harcanıyor. Burada bakın, şuna çok dikkat edin. Tüketilen ATP miktarı artar. ATP'yi kullanıyor, yani tüketiyor. Doğrudur. Artar. Buraya sadece ATP miktarı yazsaydı, tüketileni kaldırsaydı arkadaşlar, o zaman azalır olarak gösterecektik. Ama tüketilen ATP miktarı dediği için artar olarak gösterdik. Doğru kabul ettik. O yüzden grafiklerde şu üst kısmı çok dikkatli okuyun, tavsiye ederim. Hemen yanlış yapabiliriz. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Doğru olanı sorduğu için 2 ve 3 olacak. Geçelim diğer sorumuza. 9. soru. Şöyle ayarlayayım. Evet. Diyor ki sentrozom içeren bir hayvan hücresiyle ilgili hangisi doğrudur? Sentrozom içeren bir hayvan hücresi. Glikojen depolayamaz. Glikojen nerede depolanıyor? Karaciğerde. Karaciğer sentrozom içermez mi? İçerir. O zaman bu yanlış. Oksijenli solunumda görevli enzimleri içeremez. Oksijenli solunumu kim yapıyor? Hangi organel? Mitokondri. Mitokondri hücrelerimizin genelinde yok mu? Var. Sentrozom içerir o da. Bu da yanlış. İpliklerini oluşturarak kromozomları kutuplara çeker. Evet, sentrozom ne yapar? İpliklerini oluşturarak kromozomları kutuplara çeker. Doğru. Aslında şunu demeye çalışmış. Hangisi sentrozomun görevidir demeye çalışmış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Diğerine bakalım. Diyor ki ışık enerjisini ATP'ye dönüştürür. Bunu kim yapıyor? Kloroplast. Kloroplast bir de yazabilirsem. Evet. Hayvan hücresinde kloroplast var mı? Yok. Nişasta depolar. Hayvan hücresi nişasta depolar mı arkadaşlar? Hayır. O zaman cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. 10. soru. Burada bakın birkaç tepkime vermiş. Bize diyor ki şimdi karbondioksit ve suyu birleştirip glikoz oluşturan organel hangi organeldir? Kloroplast. Bize zaten organelleri soruyor. Organelleri yazınız. Bu arada bugün yazamıyorum, neyse. Kloroplast olacak arkadaşlar. X. Daha sonra şuraya geliyorum. Bakın.
Karbondioksit ve suyu birleştirmiş, artı bir de azot eklemiş. Neyi oluşturmuş? Amino asidi. Amino asidi proteine çevirmiş. Bunu yapan organel kimdir? Ribozom, değil mi? Y'yi de bulduk. Glikoz ve proteini paketlemiş, neye dönüştürmüş? Glikoproteine. Bunu da kim yapar? Golgi yapar. O zaman biz bulduk mu? Bulduk. X kloroplast, Y ribozom, Z de Golgi aygıtı olur arkadaşlar. Gelelim 11. soruya. Bazı sorularda şıkları yazmıyorum. Çünkü zaten biz buluyoruz. Hani şıkları yazmaya gerek görmüyorum arkadaşlar. Diyor ki yanda bazı özellikleri verilen X ve Y organelleri nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar ETS elemanları bulundurur demiş. Çift katlı zara sahiptir demiş. Klorofil, bakın işte bizi cevaba götürecek bu. Klorofil içeriyorsa hangi organeldir? Kloroplasttır, değil mi? RNA içerir. Kendine eşler. Bakın bizi cevaba hangisi götürecek? Oksidatif fosforilasyon yapar. Yani oksijenli solunum yapar. Bunu kim yapıyor? Mitokondriyi işte bulduk. X kloroplast olacak, Y de ne olacak? Mitokondri olacak arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Bu soruyu biraz buraya sıkıştırdım aslında. Niye böyle bir şey yaptım anlamıyorum ama diyor ki şekle göre hangisi doğru değildir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir başlayıp yerleştirelim bunları. Y organelinden bakın ilk önce şuradan gidelim. Oksijen burada belli. X organelinden Y'ye ne gelmiş? Oksijen gelmiş. Oksijeni üreten hangi organeldir? Kloroplasttır. Peki oksijeni kullanan hangi organeldir? Mitokondridir. O zaman X kloroplast, Y mitokondri. Şimdi mitokondriden kloroplasta ne gider? Bakın mitokondriden kloroplasta karbondioksit ve su gider. Yani bir karbondioksit, iki su olabilir veya tam tersi olabilir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. İkisinden biri olacak. Şuraya geliyorum, dörde geliyorum bakın. Y organeli kloroplasttan oksijen gitti. Oksijenle birlikte ne gider? Besin gider. Besin dediğimiz glikoz olabilir, amino asit olabilir arkadaşlar. Topraktan bu organel ne alabilir? Azot tuzu alabilir mi? Bakın azot tuzu alabilir mi arkadaşlar? Alabilir değil mi? Mesela amino asit sentezliyordur veya vitamin sentezliyordur alabilir. Ama burada direkt besini mitokondriye gönderdiği için muhtemelen amino asit olacak. Geliyorum. Bakın burada artı amino asit demiş. Bakın besin olarak o zaman ne üretmiştir? Amino asit üretmiştir. Amino asitle amino asiti birleştirmiş. Z organeline gelmiş. Daha sonra arkadaşlar glikoprotein üretmiş. Yani burada aslında buraya ben glikoz da diyebilirim. Bakın glikozla amino asiti birleştiriyor. Ne üretiyor? Z organelinde glikoproteine dönüştürüyor. Arkadaşlar Z organeli Golgi olabilir mi? Golgi olabilir değil mi? Şimdi bakıyorum. 3 ile gösterilen madde nitrat olabilir. Yani azot tuzu olabilir. Evet doğru, topraktan alıyor. 1 diyor solunum sonucu oluşan karbondioksit olabilir. 1 evet karbondioksit olabilir doğru. X diyor mitokondridir. Biz X için ne dedik? Kloroplast. İşte bu yanlış. 4 diyor glikozdur. Evet besin olarak glikozdur bulduk doğru. 2 diyor su olabilir. Evet 2 su olabilir arkadaşlar. Doğru, cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 13. soruya. Diyor ki verilenlerden hangileri mikrovilluslarla sağlanır? Mikrovillus neydi? Bizim ince bağırsağımızın iç yüzeyinde bulunuyor. Mikrofilamentlerden oluşuyor arkadaşlar ve besinin emilim yüzeyini artırıyor. Yani ince bağırsaktaki emilim yüzeyini artırıyor. Besin alma demiş. Hayır, bunu yapamaz. Besini emme. Evet, asıl görevi besin emmedir. Yer değiştirme. Hayır, bunda da görevli değildir. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. 14. soru hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Sil ve kamçılar serbest hücre yüzünün özel şekilde farklılaşmasıyla oluşur. Doğru arkadaşlar, mikrofilamentler yardımcılığıyla oluşuyor. Sil ve kamçı arasında yapısal bir fark yoktur. Evet, temel yapısını mikrofilamentler oluşturuyor. Doğru. Kamçı az sayıda ve uzundur. Doğrudur arkadaşlar. Sil çok sayıda ve kısadır. Bu da doğrudur. Sil ve kamçılar hayvanlarda bulunurken bitkilerde bulunmaz. Hayır. Bazı bitkilerde bulunabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkıdır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde hücreler arası iletişimi sağlayan bağlantılardır? Bitkilerde bir tane hücreler arası iletişimi sağlıyordu. Neydi o da? Plazmo
Desmataydı değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Nexuslar, sıkı bağlantı, desmozom bunların hepsi hayvanlarda bulunur. Kimyasal sinapslar da hani sinir hücrelerinin arasında bulunan veya sinirle kas hücresi arasında bulunan kimyasal iletimdir arkadaşlar. Bu da yine hayvan hücresindedir. Ama denizli şıkkı bitkilerde olur. 16. soru. Hangisi diyor prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin ortak özelliklerinden biridir? Hücre zarının dışında selüloz içeren sert veya yarı sert hücre çeperi bulunur. Bu bitkilerde bulunur. Sadece bakın bitki. Bitki nedir? Ökaryotik. O zaman ortak değil. Fotosentez yapan tüm hücrelerde kloroplast bulunur. Kloroplast ökaryotlarda var ama prokaryotlarda yok. O yüzden bu da değil. Ribozom hem prokaryot hem de ökaryotlarda bulunur. Evet, ribozom ortak bir organeldir. Doğru. Oksijenli solunum yapan prokaryotlarda mitokondri vardır demiş. Mitokondri ökaryotlarda bulunur değil mi? Prokaryotlarda yok, yanlış. Hücrenin ortasında DNA bölgesi bulunur. Arkadaşlar DNA bölgesi derken yani çekirdek yok. DNA'nın bulunduğu bölge var. Bu kimde vardır? Bu da prokaryotlarda vardır. Ökaryotlarda yoktur. O yüzden yanlıştır. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Evet, böylece bir soru çözümünün de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.